Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Substance Painter'da smart materyalleri ve alfa mapleri nasıl bulduğum hakkında birkaç ufak trik bilgi paylaşacağım. Genelde Substance Painter'la bir iş yaparken herhangi bir mesela bu kasktan örnek verelim. Ben bu kaskı daha önce boyadım ama şunu sileceğim. Cam kalsın sadece. Camı bir daha uğraşmayalım. Şöyle bir kaskım var elimde. Başka bir model de olabilir. Bu örnek olsun diye sadece hazırdan hızdan çektim. Hatta bütün hepsini silelim. Genelde bu tarz bir çalışma yapacağım zaman bunda ne kullanıyorsam, ne kullanacaksam, eğer elimde buna uygun smart materyal ve alpha map yoksa bunlar için ufak araştırmalar yaparım. Bunun için elimde hazır smart materyaller var ama şu an size göstermek için genelde aramamı ilk başlangıcınız işte smart material for Substance Painter diye başlatırım. Burada ne aradığınız önemli. Metal mi arıyorsunuz, cam mı arıyorsunuz? Yoksa işte ücretli mi arıyorsunuz, ücretsiz mi arıyorsunuz? Onları ararken buraya ekliyorsunuz. İşte free yazıyorsunuz sonuna ya da işte metal yazıyorsunuz. Burada devamını getirerek o istediklerinizi bulabilirsiniz. Oraya gelmeden önce Substance Share zaten kendi Substance Painter'ın Smart Material, Substance Painter Designer'ın ortak bir şeyi. Buradan çok şey kullandım ben. Çok güzel materyaller olsun, tool'lar olsun. Başka neler var? Tool var, materyal var, filtreler var. Bunlar çok, yani burada Substance Painter kullanıyorsunuz. Burayı bir kere eviniz gibi kullanmanız lazım. Burada ufak bir, mesela daha önce aradıklarım var. Black Iron demişim. Yapıştırıp arayalım mesela. Bir sonuç çıkmadı. Direkt Iron diye arasak burada bana bir sürü sonuç çıkartacak. Mesela burada ama bazıları smart materyal, bazıları düz materyal. Bunları direkt buradan anlayamayabilirsiniz. Materyal diye geçmiş mesela bu. Direkt materyalin altında. Smart materyalin değil. Bu mesela materyal. Ya materyal ne? Materyal de aynı smart materyal gibi kullanabiliyorsunuz ama değişik özellikleri var. Mesela plastiğe bakalım. Şu değişikmiş. Alien Bone demiş. Bakalım. Mesela bunu indirip şu kaskımızda bir deneyelim. Burada nasıl işte içine atacağınızı da göstereceğim. Decals. Decals varmış mesela. CRT montörü nereden bulduğunu sormuştu bir arkadaş şu yorumda. Mesela Substance Share'den bulmuştum ben CRT montörü. Şu an site biraz kafayı yedi. Şu ara kısmı gelsin. CRT yazalım buraya. Burada CRT Screen Map ya da CRT monitör, ikisini de kullanabilirsiniz. Bendeki yanlış hatırlamıyorsam CRT monitör olması lazım. Neymiş bu mesela? Materyalmiş. Materyalse materyal atacaksınız arkadaşlar. Bu bendeki olmayabilir. Bendeki şu olabilir direkt. Bakalım. Şimdi direkt oldan CRT diye arattıralım. CD, CRT. Zaten başka bir tane çıktı. Büyük ihtimal o da bu. Bu değil de bu. Hatta anlamak için indirelim. Zaten bedava. Decals'lara bakacaktım. Biraz daha şu Decals'lara işte biraz yavaş çalışıyor galiba. Burada mesela gazete varmış. Bu bende olması lazım.
Ha, siteye bir kere giriş yapmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar, indirme yapmanız için. Siteye Adobe hesabınız varsa direkt Adobe hesabınıza girebiliyorsunuz. Bu bende vardı. Doğal. Mesela bunlar hep materyal. Bir de smart materyallere bakalım. Materyal şeyi de çok bayağı kalabalık. Kullanım yönünüze göre. Mesela fabriklerde bakalım. Sadece burada değil bu arada. Ama buradan kullandığım çok şey var benim de. Leather. Deri materyallerine bakalım. Yaptığınız işe göre bence önce burada bir arayın. Black Leather. Şunu bir ara çok kullanıyorum mesela. Olduğu gibi kullanmanızı da çok önermiyorum buradaki bazılarını. Çok da güzel olmayabiliyor. Biraz arayıp tarayıp bulmanız lazım. Şu Black Letter'da ya da Used Letter. Şöyle bir resmine bakın nasıl duruyor şeyin üzerinde. İstediğiniz gibi mi? Free Hydrant. Bakalım nasıl bir şeymiş. Değişik bir map'e benziyor. Man-made. Ya burada seçenekler böyle artıyor. Burada dışında işte buradan ne bakabilirsiniz? Tool'lar var mesela. Tool'lar da güzel. Sonuçlar çıkartabiliyorsunuz için. Ben burada kullandığım var mı? Bullet holes var mesela. Kullanabilirsiniz. Mermi deliği yapmak için. Ya da filtreler. Filtrelerden kesim vardır kullandığım. Burada işinize yarayanı bulmak önemli olan, hani yapacağınız işteki şeyi bulmak. Mesela welding tool, bakalım o neymiş. Şey yapmaya yarıyor sanırım. Bu işte şey izini, metallerin arasındaki şeyin adı aklıma gelmedi. O iz yapmaya yarıyor. Bunların çoğu Subsys Designer'ın bu arada. Hani Subsys Painter'a çalışanları da var. Onları siz zaten zamanla anlıyorsunuz hangisi hangisinde çalışır. Vintage Effect. Gerçi ikisinde çalışır herhalde. Şunlar Designer'ın. Bunlar Painter'ın tamamen. Bunlardan kullandığım vardı mesela benim de. Kullandığım tool'lar burada var mı? Ya bu filtreler, tool'lar önemli aslında. Mesela ne kullanıyorum ben tool'larda? Şunu sileyim. F-Bolt diye bir tane tool'um var. Gerçi bunu en son bunları kullandıklarımı en son göstereyim. Şimdi Subsys Layer 1, bunu bir kere atın şeyinize. Smart materyal bulmak için birebir. Güzel materyaller de var ama biraz arayıp bulmanız gerekiyor. İçinde gezmeniz lazım. Ben buna tak 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 şu kullanıldıkları şunlar demedim. Ama bir tek materyalde işte CRT monitör var. Onu direkt gösterdim. Birazdan bu indirdiklerimize de bakacağız. Filtreler var. Jeneratörler var. Çok önemli aslında bunlar. Direkt buradan şey yaparak da araya bir filtreler var işte. Tool'lar var. Çok tool yok ama mesela Subsys Painter tool diye baktığınız zaman işine yarayabilecek tool'lar var. Buraya da geçtim. Vintage efekt. Bunu da indireyim mesela. Kalsın bu.
Sonra ArtStation'da bulabilirsiniz paralı. Mesela böyle buldum bir tane. Buraya da yazabiliriz. Substance Painter Smart Material. Şöyle çıkar. Burada ücretsiz de kovalayabilirsiniz. Mesela tutorial varmış, kendiniz de yapabilirsiniz. Kendinizin nasıl yapabileceğini de göstereceğim birazdan. Çok basit aslında kendi smart materyalinizi yapmak. İki tutorial. Ya şöyle bakalım mesela neler varmış. Burada da çok güzel değer var. Mesela böyle bir paket satın alabilirsiniz. Direkt içinde hazır bir sürü smart materyal var. Ama bunların genelde çok ağır oluyor kullanım. Bilgisayarınız çok hani desteklemeyecekse bu tarz materyallere hiç bulaşmayın derim. Kullanmak zor oluyor çünkü bu tarz materyaller. Bende var birkaç tane paralı satın almış. Mesela burada direkt tutorial var. Ya da bu tutorial mi satıyor? Eski Substance Painter bu arada. Ama çoğu özelliği aynı. Bunlar bende var. Mesela paralı. CRO'nun materyalleri. Gumroad'dan alabilirsiniz. Ya da ArtStation'dan alabilirsiniz. Yine bir smart materyal. Genelde Skyfi çalışmalar için gidecek bir smart materyal. Mesela böyle bir sayfaya yönlendirdi. Burada da eminim bulabileceğizdir. Gerçi bu Gumroad'da çok seçenek var böyle de. Bunu aramasını nasıl yaparız? Substance Painter'a tıklayalım. Bu CRO'ya yapışın. Aramalarınıza CRO tagı falan koyun. Bunun güzel addonları oluyor. Genelde ücretli. Denk gelirse ücretsiz de bulabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey ücretsizmiş şu an. Weapon Smart Materials Wall demiş mesela, bakalım. İçinde neler var? Adam her şeyini koymuş. Wood'unu koymuş. Rubber'ını koymuş. Magazini koymuş. Scope Glass'ını koymuş. Ve ona bunu bir silahta kullanımında göstermiş. Deriyi. Şu Woodstock ilginçmiş. Ali. Ali biraz sesini kısacağım. Şu an bir tutorial çekiyorum. Güzel baskın yedik. Devam edelim. Plastik milastik işte. Mesela bu materyal güzelmiş. Ben bunu büyük ihtimalle satın alırım. Bende yoktu bu. Nereden satın alabiliriz? 26 dolarmış. İki tane. Ali. Bir dakika bekler misin? Ufak bir ders çekiyorum. Sana da ekran vereyim. Ne çektiğimi gör istersen. Bu güzelmiş. Mesela bu paket alınabilir. Tamamen silah yapımıyla uğraşanlar için güzel bir paket. Bunu ben hatta ekleyeceğim, büyük ihtimal satın alabilirim. Smart Material Vol 1 Vol 2. Herhalde bununla diğerinin birleşimi. Yani birinden birini satın, şu paketi direkt satın alıp ikisine de sahip olabilirsiniz. 12 metal, 3 tane wood. Genelde bunları hani silah için satın alıyorsunuz da başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Sadece silah için kullanmanıza gerek yok. Kendinize düzenleyebilirsiniz. Ben bu paketi ekledim mesela şimdi. İhtimal satın alacağım. Bu tarz yerlerden smart materyal bulabilirsiniz.
arkadaşlar. Aynı şekilde Alphamap'te bulabilirsiniz. Ya burada imaj diyor. Samsunshire'da. Bunlar precedil genelde şeyler. Mesela Alphamap'leri nasıl buluyorum? Ya da nasıl yapıyorum? Illustrator kullanıyorum arkadaşlar. Genelde kendim yapıyorum. Ya da hazırını gidip satın alıyorum. Kendim yaptığım da çok. Hazırını satın aldığım da çok. Ya da bulduğum da çok. Ücretsizleri kovalayın. Zaman zaman bazı şeylerde ücretsiz oluyor. Ama kendimin aldıkları daha çok herhalde. ArtStation'dan genelde aldım. ArtStation'da burada My Collection nerede? Ha, kütüphaneydi herhalde. Mesela Deagle'lar satın aldım. Bunları açamıyor muyuz? Neyi gördün mü? Yok. Link battın. Buraya. Ha. Tekstür bulmak için güzel bir site arkadaşlar. Buna mı? Vay, güzelmiş mesela bu. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya bir tane deneyelim. Bir tane deneyelim dedim ama şey 512'sini free olarak veriyor. Sonrası için premium almanız gerekiyor. Günde 5 krediyle günde size 15 kredi veriyor bu arada. Diğer iş, şeylerde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir şeyi 512'si iş görür mü? Görür. Niye görmesin? Kullandığınız yere göre. İndirebilirsiniz ya da premium yap 2K'sını falan da indirebilirsiniz. Bu iyiymiş hala bu arada. Ücretsizi de güzel, ücretli de güzel. Oradan bulabilirsiniz. Yine şeyde Alphamap diye yazın çıkar bir sürü. Paket çıkar. Mesela free demiş. Alın indirin. Bunlar genelde şeyde oluyor. ZBrush'a da oluyor. Substance Painter'a da oluyor. Yani siyah beyaz bir resim olsun. İkisine de kullanabiliyorsunuz. O yüzden burada araştırın. Free'ler de çok var burada. Şeyler de çok var. Mesela Free demiş, ZBrush demiş. ZBrush için düşünmeyin. Bunları safsız Painter'da da kullanabilirsiniz. Kumaş. Tabi kumaş yapmak istiyorsanız. Bakalım başka ne var? Wood. Ya şöyle alfaları mesela Free demiş. Bakalım. Free mi? Harbiden de. Bazen free oluyor, sonradan fiyatı geri gelebiliyor. Mesela böyle bir yer bulduk. Never Steal de Low Tie diyelim. Price'ı. Bir tek bu free. Ha, bu da free'miş. Full Progress kaynak dosyasıyla. Şunu mesela bakabiliriz. Şuraya sıfır yazıyorsunuz. Buradan bir şey alacaksanız. Şu bizim bu tayla free. Mesela bunu da dur diye alalım. Personel kullanımı sıfır dedim. Bende varmış bu zaten. Porsche Again diye. Almışım daha önce. Bakalım başka ne var? Checkout diyorsunuz. Buraya get diyorsunuz. Zaten geliyor. View content deyince de buraya geliyor. Daha önce aldığınız şeyler varsa burada da yine görebiliyorsunuz sanırım.
Nereden yürüyoruz acaba? Kütüphane ha. Kütüphaneden daha önce aldığınız şeyler varsa ya da free'ye yakaladığınız şeyler varsa burada bulabiliyorsunuz. Mesela materyal paketleri bulmuşum. Alfa map'ler hep bunlardan işte bula bula şey yapabilirsiniz. Şimdi şu şeyleri sapsız atmayı da gösterelim. Sonra yavaştan bitirelim. Dersi çok uzadı. Show more options. Monitörü ayır. Bunu direkt tutuyorsunuz. Sapsız Painter'ın içine şu kısma bırakıyorsunuz. Smart materyalse zaten smart materyal diye geliyor. Değilse buradan sadece materyali seçiyorsunuz. Burada şu anki Sage'inde mi kalsın sadece? Bunu kapatınca gider. Projenin içinde mi kalsın? Proje yani sadece projenin içinde görürsünüz. Ya da Shift'te mi kalsın? Yani Shift dediği de şu sol kısım sizin kütüphaneniz demek. Kütüphanemde kalsın deyip import diyorum. Bunu sürekli böyle yapmayın. Bazen gerçekten ağır materyaller olabiliyor ve bu kütüphaneyi sürekli yeniden yüklüyor. Sıkıntıya sokabiliyor. Gereksiz böyle tek kullanımlık materyalleri de tek seferlik proje için kullanabilirsiniz. Mesela böyle bir şeymiş. Ya da böyle bir şey de olmayabilir aslında. Buradan neleri kullandığını anlamak için benim şöyle bir taktiğim var. Her şeyi açıyorum. Şuradan da PBR'dan da şunu yapalım. Mesela neleri kullanıyormuş bakalım. Diffuse kullanıyor, glossy kullanıyor, specular kullanıyor, hate kullanıyor, emissive, opacity bunları kullanmıyorsun. Var mı onları kullanan bir yer? Opacity kullanan yer var metal base'de. İlginç. Opacity kullanıyorsan bir tane en alta sadece opacity atalım. Bir. Aslında güzel bir materyalmiş. Dolu dolu. Güzel. Şimdi CRT vintage efekti ekleyelim. Bunu nasıl ekleriz? Source ile beraber eklemek gerekiyor. Şunu şöyle kopyalayalım. Bu tool muydu ya? Neyse monitör ekleyelim şimdi. Monitörde SBS. Allah Allah. Substance Designer için bu. Vintage Effect ikisi için de galiba. Şunu eklesek yetecek galiba ya. Ekleyelim. Filter mıydı? Filterlı galiba. Şöyle diyelim. Show in Explorer var mı? Var. Tamam. Şunu açalım. Direkt buraya geldi. Peki kaybolması güzel. Sil. Buna bakacağız. Şey hızlı smart materyal bulmayı gösterdim. Alfa map de hemen hemen aynı mantıkta bulunuyor. Arayıp bulmanız lazım arkadaşlar. Sonrasında da mesela burada kendiniz de yapabilirsiniz. Bir tane klasör açın. Linki metal 1. İsim siz vereceksiniz. Burada çok da önemli değil. Metal 1 aldım. Klasörümün içine attım. Ne kullanacağım? Color. Gri. Metalik kullanacağım. Metal sonuçta bu. Roughness. Yansımalı bir metal istiyorum. Şöyle bir metal istiyorum. Mesela böyle bir metal istiyorum diyelim. Bunlara gerek yok şimdi. Bu base color diyelim. Bir tane daha yaptım üstüne. Çok az açayım rengini şöyle. Buna da böyle saat black mask deyip
Buna base color gloss falan desek işe yarar herhalde. Generator ekleyeceğim. Metal Edge bir. Burada var mıydı? Yok. Metal Edge bir ekleyeyim buna da. Şöyle bir şey. Benim sizin gibi gri gözükmemesi peki. O da şeyden gerçi de. Kompustan dolayı bunu şöyle yapsak. Mesela buna da Ragnus'u biraz açabiliriz. Çok az bir hate. Verebiliriz. Kenarlara falan güzel gider. Sonra bir tane daha kopyalalım bundan. Bunu da siyaha götürelim. Yine bir tane Black Mask verelim. Jeneratör verelim. Jeneratör de şurayı sil. Mesela filtre'da mıydı o ya? San. 3'te 'dan bakabilirsin şeyine de. Maske ne yapıyor, ne işe yarıyor diye. Ben tam tersini istiyordum şu şekil. Buna gerek yok. Şimdi buradan mataya geri dönelim. Şu alt tarafı karartık yani bir nevi. Bu şekil mesela başka ne ekleyebiliriz? Ekledik smart material, smart maske ekleyebiliriz. Buradan herhangi bir şey rastgele ekliyorum. Çok çizik ekledi biraz. Şöyle kısalım. Mikro detay ekleyebiliriz. Bunlar da ilginç konular aslında. Ve bir şeyler ekledik diyelim. Metal bir. Ben şeyini beğenmedim yalnız. Bir tane daha ekleyeceğim. Sadece Ragnus. Ragnus'a da mesela şöyle Dust 4 falan versem. Şuradan Ragnus'una bakalım. İşte yapmak istediğin şeyin referansını yanına alıp da bakarak yaparsanız daha güzel benzetirsiniz. Şu an öylesine bir metal yaptık. Sert bir metal gibi durdu. Bir tık da böyle grilini açsak mı? Ya da siyah yakın bir şey de olabilir. Şöyle bir şey olsun mesela. Bu arada renginin değişmesi yani şeyle de alakalı biraz. Şurada kullandığınız Environment'ta da alakalı. Mesela böyle bir Environment'ta tam siyah gibi duruyor. Şöyle bir
Güzelmiş bu da. Uzayda mesela böyle duruyor. Bunları deneyerek, yanılarak, yapa yapa. Peki bunu nasıl smart materyale kaydedeceğim? Klasörü kapatıp sağ tıklayacaksınız. Create smart materyal diyor. Buna tıkladığınız zaman smart materyallerin içinde yerini alacak bu da. Metal 1. Bu şu an benim kendi yaptığım smart materyalim olmuş oldu. Ekleyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapatıp açın yine orada duracak o. Benim böyle bir sürü smart materyalim vardı. Genelde kendim yapmayı tercih ederim. Yapabiliyorsanız böyle yapın. Referansa falan bakarak yapması daha basit. Neyi nasıl ekleyeceğinizi bildiğiniz zaman daha basit. Mesela silah emisi diye bir tanesi yapmışım. Bunda da mesela maskesi bozuktur. Remove mask dersiniz. Sonra black mask dersiniz. Hatta smart mask eklersiniz falan. Ne işe yaradığını görürsünüz. Mesela şöyle emisi veriyormuş. Hani bunu aslında ne yapacaksın? Remove mask diyeyim tekrar. Black mask. Ekleyeceğin yere boyayacaksın. Hatta şöyle yapalım. Ekleyeceğiniz yere boyayacaksınız gibi. Bu tarz şeyler de olabiliyor. Başka yaptığım var mesela öyle göstereyim. Şöyle top diye bir şey yapmıştım. Değişik bir şey oldu. Güzel. Mesela şöyle şey yapmışım. Mesela bu bir işe yarar ama bunu silmek lazım. Şurada bir tane gördüm. Bunun da tutorial'i vardı arkadaşlar. Yap. Fener nerede? Fener metal. Mesela bunun tutorial'i var kanalımızda. Yapılış hali. Tabi biraz daha değişik olması lazım. Burada neyi maskelemişiz? Ya kendim alıyorum maskeyi. Aynen. Bu şekilde. Şimdilik bu dersin sonuna gelelim. Bunun altına soru sorabilirsiniz. Direkt cevaplayabileceğim sorular olacak çünkü.